Günaydın efendim, hoş geldiniz KON TV ekranlarına. Saatlerimiz 10.30 ve birlikteliğimiz başladı. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Günümüz bereketli geçsin inşallah. Hayırlı olsun, güzel bir gün yaşayalım. Ve haftanın son çalışma iş gününde Cuma'ya ulaştıran Rabbime şükrederek başlıyoruz. Her gün olduğu gibi onu anarak ve Peygamberimize selam getirerek başlıyoruz inşallah. Dualarımız kabul olsun ve tarihler bugün 11 Ocağı gösterirken bakalım hanımeli takvimi bugün bizim için hangi notları düşecek? Ocak Perşembe, hızla yine ilerliyoruz ve 11 Ocak'ta bakalım neler varmış. Şiddetli soğukları gösteriyor. Çok şükür ki bugün yağmura ulaştık. Havanın içerisindeki mikroplardan birazcık kırıldık. Kar bekliyoruz aslında ama tabii ki yağmura da şükrediyoruz. Bu sene kar geç kaldı Konya'da. Ülkenin pek çok yerinde de aslında bekleniyor. Yağışla karşıladı bugün sabah bizi Konya. Ve soğukları gösterirken tarihler lütfen dikkatli olun. Hastalanmamaya dikkat edin. Ve 630'u gösterirken tarihler bugün Mekke'nin fethi efendim. O işte hem Mekke'yi fetheden hem de gönüllerimizi fetheden Peygamber Efendimiz'in gerçekleştirdiği 630'u gösterirken tarihler Mekke'nin fethi. Biraz şöyle bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelttiği gündür ve bugün Kabe'nin bürüneceği bir gündür. Merhamet yüklü Hazreti Peygamber Mekke'den ziyade gönülleri fethe gidiyordu. Ey şehir, senden çıkarılmasaydım vallahi seni terk etmezdim dediği şehre girerken Fetih Suresini okuyor ve Allah'a tazimde bulunuyordu. Biz de bugün Fetih Suresini okuyalım. Zaten Cuma günleri Yasinlerimizi, Tebarekelerimizi gönderiyoruz. Fetih Suresini bugün unutmayalım özellikle. Ve fetih konuştuk madem. Osman Yüksel Serden Geçti'nin çok güzel bir sözü bugün hanım elinde olsun. Buyurmuş ki kendisi, İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum. Bu dünya insana dar. Bir sada duymak için sahralara düşeyim. Helal olsun bu yolda. Varım, yoğum, her şeyim. Volkan gibi lav atmış, ne susmuş ne sönmüşüm. Ben bu iman uğruna çılgınlara dönmüşüm buyurmuş. Ne güzeldir işte o fetih sevdası ve hemen bir duayla takvimimizi sonlandıralım. Yine peygamber sözü olsun. Peygamberimizin sözünü anmadan günümüze başlamayalım, programımıza başlamayalım. Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiçbir hastalık izi bırakmasın. Bugün işte bu güzel dua ile başladık. Rabbim şifa bekleyen, hastanelerde yatan, yatalak insanlara da şifa versin. Çok zordur hem çeken için hem bakan için onları göndermiş olalım dualarımızı. Rabbim şifa versin Şafi ismiyle inşallah. Günümüze başladık. Güzel bir cuma sohbeti için siz de hazırsanız. Biz hazırız efendim. Eğitimci yazar Halil Atalay hocam yerini aldı. Bugün Müslümanın farkında oluşunu konuşacağız. Müslüman uyanıktır, Müslüman akıllıdır. Olaylarda ve hayatında yaşadığı her şeyden bir ibret çıkartır. İşte bugün bakalım farkındalığımız nasıl, bunları konuşacağız efendim. Tekrar hanım eline hoş geldiniz. Hatırlatmalarımızı yaparak başlayalım. Bize ulaşabilirsiniz. Hem cuma mesajlarınız için ki daha program başlamadan geldi bile mesajlarınız. Hem hatimler için biliyorsunuz her hafta biz hatimlerimiz için hocam buyuruyor, dua buyuruyor ve birlikte amin diyoruz. Hem hatimler için arayabilirsiniz. Hem konumuza katkı sağlayabilirsiniz. Sizinle güzel olacaktır mutlaka ve güzel bir cumayı yaşayalım inşallah. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hayırlı Allah'ım cumalar. Allah'ım sana arasın. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyiyiz.
Güzel bir sabah Mekke'nin fethiymiş. Evet. Fetihler sadece şehirlerde değil gönüllerdedir. Peygamberimiz de buyurmuş ya, biz aslında gönülleri fethetmeyi planladık ve öyle oldu diye. Ne güzel bir gün, fetih surelerimizi unutmayalım bugün. Mutlaka söyleyeceğiniz vardır birkaç cümle. Teşekkür ediyorum. Böyle nasılsınız, iyi misiniz diye soranlara benim şöyle bir şeyim olur. Rabbim iyi etsin. İyilerden etsin, etsin, iyilerle etsin diye. İnşallah hep Rabbimiz hepimiz hem iyi etsin, iyilerden etsin, iyilerle etsin inşallah. Tabii farkındalık çok önemli. Zaten fetih de farkında olmak demektir. Neyi fark ediyoruz? İnsanları fark ediyoruz. Beldeleri fark ediyoruz. Rabbimizin bir ismi de El-Fettah. Bütün hayır kapılarını her şeyi açan manasında. Açan bir çiçekten açılan bir kalenin kapısına varıncaya kadar İslam'a açılan, Allah'a açılan bir gönle varıncaya kadar hepsinde El-Fettah isminin yeri var. Bu manada tabii ki İslam'da Futuhul Buldan'dan önce Futuhul Kulüp gelir. Yani beldelerin fethinden önce kalplerin fethi gelir. Bundan dolayı dikkat ederseniz hani İslam'ın yayılış tarihine bir baktığınız zaman beldelerin fethinden önce hep gönüller fethedilmiş. Müslüman tüccarlar, ilim adamları, yaşadıkları bölgelerdeki insanların gönüllerini fethetmiş. Onların önce gönülleriyle buluşmuş. Daha sonra çoğu yer kendi beldelerini İslam'a açmışlar. Gönülleri İslam'a açılınca beldelerinin kapılarının Hakk'a açılması gecikmemiş. İşte farkında olmak için bizim bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Farkında olmak ne demek? Farklı olmak. Yani gezerken vesaire uyanık olmak, dikkatli olmak, siz ne güzel söylediniz, Asad'ın da söylediğiniz bir hadis-i şerif mealiydi. El müminu keyyisün fatinun hadirun. Mümin akıllıdır, zekidir, uyanıktır, basiretlidir, firasetlidir. Feraset diye de Türkçe'de kullanılır ama Arapça'da firaset diye. Hani teku firasetel mümin fe innehu yenzuru bi nurillah. Müminin firasetinden sakınınız. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar diyor ya. İşte eşyayı Allah'ın nuruyla bakmak farklılıktır. Hadiseleri değerlendirirken hatta bu manada biz bütün tabiatla bugün onun üzerinde daha çok duracağız inşallah. Yani bu fethin kendi iç fethimizle beraber kendi dışımızı fethetmenin onlarla bütünleşmenin tabirlerindeyse yollarını yöntemlerini beraber konuşacağız. Eskiden agah olun erenler diye insanlar birbirlerini uyarırlarmış. Eminim bu sözü de duymuşsunuzdur. Agah olun erenler. Mesela herhangi bir insana nasihat edecekler. Herhangi bir gruba bir şey söyleyecekler. Bir aileye tembihatta bulunacaklar. Agah olun, uyanık olun diye. Mesela Mevlevi tekkelerinde dervişler sabah namazına kaldırılırken agah olun derlermiş. Yani ne demek agah olun derken herhalde sadece baş gözünüz açılmasın, kalp gözünüz de açılsın, sadece bedeniniz uyanmasın, kalbiniz de uyansın manasında ne derlermiş? Agah olun, uyanık olun, akıllı olun, basiretli olun, firasetli davranın. Hatta böyle agah olan ve çevresinden, toplumdan, bütün yaratıklardan farklı, onları fark eden insanlar için agah can derlermiş. Agah can, yani uyanık insan manasında kullanırlarmış. O zaman biz de hep ne diyelim, agah olun erenler diyerek hep beraber bir başlayalım. Neye agah olacağız? Nasıl agah olacağız? Niçin agah olmamız gerekiyor? Çünkü insan günümüzde bilhassa yaşanılan hayat insanın öbür alemle irtibatını kesip hep bütün çalışmalar, gayretler adeta bu dünyaya ve maddi şeylere yönelik. Bütün bunlar ise insanın kalbinde, kafasında, gönlünde kasvet, katılık meydana getiriyor. Bazı önemsiz şeyler hayatımızın vazgeçilmezleri haline geliyor. Onun için hayatımızdaki önceliklerimiz nelerdir? Bu sorunun üzerinde herkesin düşünmesi gerekiyor. Hayatımızdaki öncelikler nelerdir? Hani biraz evvel Osman Yüksel Serden Geçti rahmetullahi aleyh. Ne güzel söylemiş. Esas söyledi, Serden Geçti değil. Ben rahmetlinin bütün eserlerini okudum. Yani çok severim. Yani coşkulu bir Müslüman.
Yani davanın hem velisi hem delisi olan bir Müslüman. Hem onu da diline de yansıtmış. O evet, coşkuyu evet, biz de hissediyoruz. Mesela onun enteresan yani kitaplarını ben hasreten tavsiye ediyorum. Piyasada da bulunuyor. Hı hı. Öyle diyor. Mesela yani insanların anlayışlarını değiştirdiklerini şu şekilde ifade ediyor. O dönemde cami, mabet belirli semtlerde hatta bulunmazmış. Deniliyor ki, diyor ki onların mabutları cebinde, mabudeleri yataklarında. Yani Mabetsiz Şehir diye bir eseri var. Mabetsiz Şehri anlatırken mabutları cebinde, mabudeleri yatağında. Yani önceliklerinin sadece maddi şeyler, şehevi arzular olduğunu ifade etmek için rahmetli Osman Yüksel Serden Geçti'nin söylemiş olduğu bir söz var. İşte insanlar hayatlarındaki önceliklerini değiştirdikleri zaman tabii hadiselere bakışları da değişiyor. Onun için Hazreti Mevlana'nın söylediği bir şey var. İki tane gözden bahseder. Kalp gözü, kelp gözü. Kalp gözü açık olan, dide-i basiret denilir yani buna. Eskiler öyle diyelim, basiretli insan, feraset insan, feraset sahibi dedik ya, kalp gözü açık olan insanlar hadiseleri bakarken yaratandan ötürü yaratılanlara değer verirler. Onları da önemserler. Biliyorsunuz Allahu Teala'nın iki tür kulu vardır. Bir, iradeli kullar. Bizler insanlar gibi. İkincisi ise iradesiz kullar. Ama onlar da kulluklarını en güzel şekilde yerine getirirler. İşte Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili pek çok örnek vardır. Şöyle bu konuyla ilgili hemen hemen 40'a yakın ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Şöyle konulara bir baktım. Yani bütün varlıkların Allahu Teala'yı tesbih etmesi, zikretmesi, secdeleri, şükürleri, dualarıyla ilgili o kadar çok örnekler var ki hani demin fetihten bahsederken latife olsun böyle trenle bir hak dostuyla öğrencileri, talebeleri yolculuk yapıyorlar. Yolculuk yaparken demiş ki evladım bu tren ne diyor? Şöyle talebeler efendim takıdık tukuduk harra hurra gidiyor işte diyorlar. Yok yok öyle demiyor öyle demiyor. Ya ne diyor? Ya Fettah, ya Fettah, ya Fettah Rabbim yolumuzu aç önümüzü aç diye gidiyor diyor. İşte bu farkındalıktır. Yani hani Hazreti Mevlana'nın söylediği bir şey var. Diyor ki mesela leylek. Böyle biz baktığımız zaman yani genel olan ağzı olanın konuştuğu bir dönemde laklak etme deriz ya. Bu laklak ediyor zannediyoruz. Laklak ediyor. Diyor ki Mevlana Hazretleri talebelerine. Bak diyor bu leylek, lek, lek, leke, lek, lek derken ne diyor biliyor musunuz diyor. Lekel hamd, Allah'ım hamd sana, övgü sana, sena sana. Senden daha büyüğü yok Rabbim. Seni tesbih ederim, seni unutmam diyerek Allahu Teala'ya tesbih ediyor, zikrediyor diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala mesela Davud Aleyhisselam'la beraber zikreden dağlar, taşlar ve kuşlardan bahseder. Değil mi? Dağlar ile, taşlar ile, seherlerde kuşlar ile zikredeyelim Mevlam seni diye hani sena edip dua edelim, yalvaralım diye Yunus'umuzun da bir şiiri var ya. İşte bu manada gerçekten işte farkındalık budur. Yaşamış olduğumuz hayatta bizim dışımızdaki şeyler de var. Zaten ayeti kerimelerde de mesela Zariyat suresinde Rabbimiz hem insanların kendi nefislerinde hem dış dünyada Allah'ın varlığıyla ilgili belgeler, bilgiler, ayetler vardır diyoruz. Onun için biz iki tip ayetten bahsediyoruz. Bir, kitap ayetleri yani Kur'an-ı Kerim, iki kainat ayetleri. Hatta kozmos ayetler falan diye bazı eserler falan da çıktı biliyorsunuz. Yani bizim Allahu Teala'nın varlığını anlamamız için bir kendimize bir baktığımızda iki dünyaya, evrene, yeryüzüne, gökyüzüne, semalara, yaşantımıza baktığımız çünkü zaman çünkü hocam düşünsenize bir trenin hareket etmesi ya Fettah ya Fettah ya da bir leyleğin laklak etmesiyle onun zikrini duyabilecek bir insanın her şeyi, iç alemi, dünyaya bakışı, gerçek bir Müslüman o. Biz pek çok ses duyuyoruz ama hiç böyle bakmıyoruz ya da hiç böyle duymuyoruz. Sorun bizde sanırım. Şimdi tabii şöyle demek lazım. Onun için zaten ben yani sizlerle de konuları paylaşırken şeyi düşünüyorum. Hem mühim. Yani dinlediğimiz bir konu, anlattığımız bir konudan
hem biz mutlu olmalıyız, sevinmeliyiz. Hem de dinleyicilerimiz mutlu olmalı ve onların hayatında bir farkındalık oluşturabilmeliyiz. Yani bundan şöyle diyelim, benim babaannem böyle şey yapardı da, böyle yemek pişirirken mesela annemgillere falan, ha kuzum, ha yavrum, elim Fatıma anamızın eli olsun falan derdi. Evet, hala der annelerimiz. Evet, çocukluğumuzda hatırlıyorum, bizim yaylalarımız falan vardı, didemgillerle falan. İşte olduğumuzda mesela seher vaktinde bizi kaldırırlardı. Yani çocuğuz, belki küçüğüz, 5-6-7 yaşlarında. Biz bazı şeyler böyle, mesela sürüler olur falan çıkarırlar. Mesela Sakarya Nehri'ne yakın bizim, benim doğduğum yer Eskişehir'de. Yani Sakarya Vadisi'nin, vadide olan köylerden birisi. Ama o yaylalarımız takribi belki 4-5 kilometre, belki fazla. Oralarda mesela gündüz Sakarya'nın sesini hiç duymazdınız. Ama gece işte o kalktığımız saatlerde sessizlikte, adeta öyle bir ses duyardık ki tüylerimiz diken diken olur. İşte o zikrediyor. Sakarya sanki yırtınıyor, dövünüyor. Hu seslerini öyle hissedersiniz ki. Yani onların zikrine demek ki onları anlayalım, duyalım diye. İşte o saatlerde. Biraz hayatı işte, agah olun erenler. Evet, biraz hayatı sessize almak lazım herhalde. Tabii. Onun için bazen hem kendimizi dinlemek. Hani insanlar öyle diyor, ya kendimi dinliyorum diyor. Aslında kendimizi dinlemek çok önemli bir şey. Niye çok önemli bir şey biliyor musunuz? İçimize bir bakacağız. Ya kalbimize zaman zaman bir kontrol etmek var. Çünkü Zünnün Mısri Hazretleri öyle diyor. Mevla ile kul arasındaki en büyük engel, en kalın perde, efendim, enaniyettir diyor. Benliktir. Yani kendimizi unutmamız, kendi kendimizin sarhoşu olmamız, kendi kendimizin aşığı olmamız, kendimizin dışındaki dünyadan haberimizin olmayışıdır. İşte bütün bunları atlayabilmek, geçebilmek için, kendimize gelebilmek, kendimize dönebilmek için biz farkındalığı tavsiye ediyoruz. Yani bizim dışımızda da bir hayat var. Yani diğer canlılar da var. Sanki ağaçlar, hani Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle, yerden biten bir ağaç diyoruz. Adeta onlar da insan gibi. Yeşil elleriyle, dallarıyla, çiçekleriyle. Ey insanlar, evet, bizi fark edin, bizi hissedin. Bak biz tesbihimizi yapıyoruz diyor. Çünkü pek çok ayet-i kerimede bütün varlıkların, yerde, gökte, onun içinde bulunan varlıkların Allah-u Teala'yı tesbih ettiği, hatta ayet-i kerimede de tesbihlerinin de, tesbih ve dualarını da, ne diyeceklerini de bildiği de ifade ediliyor. Yani ne dediklerini de biliyorlar. İsra suresine bakın, işte pek çok ayet-i kerimelerde, dedim ya, 40'ın üzerinde ayet-i kerime var. Yani bu manada tabii bakabilir mesela orada. İnsan kendi yolda gidiyorsunuz. Bakın bir farkındalığı ben söyleyeyim. Yolda gidiyorsunuz, güneşli bir gün. Bizimle beraber giden bir ikinci birisi var. O ne? Gölgemiz. Harikasınız. Gölgemizin hareketleri hep aynı mı? Tabii ki. Uzuyor. Aynı. Uzuyor, evet, kısıyor. Tabii güneşe göre. Kısalıyor, dönüyor. Değil mi? Işığa göre. Ne yapıyor aslında o? Ayet-i kerimelerden anladığımıza göre secde ediyor. Ay, güneş ve şemsi vel kameri yescüden, değil mi? Bütün aylar, güneşler, ağaçlar, bitkiler, bütün bitkiler Allah-u Teala'ya aynı zamanda secde ediyor. Hiç öyle düşünmemiştik İşte hocam. Farkındalık budur. Çok güzel söyledin. Yani şimdi mesela bir çiçeğe onun için bakarken, değerlendirirken, bir ağacı değerlendirirken, bir kuşu, bir böceği değerlendirirken Allah'ın zakir kulları. Hem de zikirlerini hiç ara vermiyorlar. Mesela şimdi kış günündeyiz. Ortalıktaki ağaçları bir düşünün. Değil mi? Kupkuru dallarını kırsanız suyu çekilmiş, adeta kurumuş gibi. Ama inşallah Rabbim lütfederse bahar mevsimine eriştiğimizde teri taze bir hayat. Adeta vel ba'su ba'del mevt. Yeniden dirilişi diriliş hatırlatırcasına bütün çiçekler, böcekler, her şey adeta yeniden canlanacak. Hayat bulacak. Yuhyi ve yumit. Allah hem diriltir hem öldürür. Allah Celle Celaluhu o وَآيَةُ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةِ اَحْيَيْنَهُ اَخْرَجْنَ حَبَّ مِنْ يَأْكُلُونَ Bakın, değil mi? Ölü toprakta, yerde sizin için ayetler var. Allah-u Teala onları tekrar diriltip çıkarıyor ki sizler de onlardan yiyorsunuz. İşte ekinler ekiliyor, efendim sebzeler dikiliyor, fidanlar, ağaçlar ekiliyor vesaire vesaire. Yani biz farkındalığı hissettiğimiz oranda
şuurlu, basiretli olur, kalp gözümüz de açılmış olur. Hem kendimizin farkında olacağız, ben insanım, Rabbimin özel bir varlığıyım. Ve Allahu Teala bir varlığını, gücünü, kuvvetini, kudretini göstermek için bu varlıkları yaratmış. İkincisi, bu varlıkları benim emrime vermiş. Ama bunlar birer emanettir. Öyleyse ben emanet ehil görülmüşüm ki Allahu Teala da bu varlıkları benim emrime vermiş. Öyleyse bana emanet olarak verilen bu arzı kirletme hakkına sahip değilim. İhanet etmeyeceğim. İhanet etmeyeceğim. Efendim böyle kırarak, ezerek değil. O zaman şöyle de diyeceğiz tabii. Üçüncüsü ise tabii ki bütün bu nimetler için ne vardır? Şükür vardır. Her nimetin şükrü de kendi cinsindendir. O zaman biz de ne yapmamız gerekiyor? Bu varlıkları bizim hizmetimize verilen emanet olarak takdim edilen varlıkları fark ederek Allah'ın bize o nimetleri vermesinin farkında olarak şükretmeliyiz. Çünkü şükretmek de farkında olmaktır. Nimetin farkında olmaktır. Nimeti vereni fark etmektir. Onun için ne buyurulur? Men lem yeşkürillah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Çünkü iyilik yapanı fark etmiyorsunuz. Yani ne şey, tamam canım. Ne halbuki ne yapman lazım? Sana bir iyilik yapmışsa, bir iyilikte bulunmuşsa ona teşekkür edeceksin. O insanlara teşekkür etmeyen, nankör davranan, kaba davranan, görmezden gelen, fark etmeyen insanların kendileri de fark edilmeyecektir. Her şeyi kendine layık gören insanlar başkaları tarafından bir şeye layık görülmeyeceklerdir. Ve kendine yapılan iyiliğe teşekkür etmeyen, o iyiliği yaptıran da yaratanıdır. Ona da şükretmez işte sizin dediğiniz gibi. Tabii. Şükretmeyle noktalayalım, bir araya gidelim. Reklam arasından sonra konuşacağız. Hocam çok güzel anlatıyor, hiç bölmek istemiyorum. Bugün notlarınızı çok sık alın lütfen. Kısa bir ara, hemen geliyoruz biz. Kontebe millet demek, Kontebe millet demek. Tazeliğe dair ne varsa Adese'de var. 1 kilogram dana rulo dolmalık et 36 lira 95 kuruş, 1 kilogram kuzu gerdan 34 lira 95 kuruş, 225 gram torku fermente sucuk sadece 14 lira 95 kuruş. Ana kuzusundan indirim yağmuru. Aymi'nin bebek odası 1990 lira. Bambido tutku beşik 749 lira. Agassi beşik 199 lira. Bebeğiniz için her şeyin en iyisi ana kuzusu. Farabi Hastanesi Diyet ve Beslenme Kliniği bilgilendiriyor. Obezite, vücut yağ yüzdesinin erkeklerde %25, kadınlarda %30'u geçmesiyle oluşur. Vücut yağ yüzdesi diyetisyenler tarafından vücut analiz cihazlarıyla belirlenebilir. Sımsıkı sarıl hayata. Hiç bırakma. Farabi Hastanesi. Bir gün değil, her gün indirimin adresi Grosstop'tan da 12, 13, 14 Ocak'ta Zade 5 litre ayçiçek yağı 25 lira 99 kuruş, Hasan Ekici tereyağı kilogram 26 lira 99 kuruş. Enleri yaşa, en hesaplı, en kaliteli, en taze. Grosstop'tan da bir gün değil her gün indirim. Toptan fiyatına perakende satışlarıyla Merve Haç Malzemeleri. Evistan'dan evinize yakışan mobilyalar bütçenize uygun fiyatlar. Şimdi avantgard yatak odası, yemek odası ve koltuk takımı bir arada 20 bin lira yerine sadece 12 bin 900 lira. Yatak, baza ve sehpada hediye. Gelin tüm özel modellere yakından bakın, güle güle kullanın. Evistan, evinizin güzelliği. Bu şehirde doğduk biz. Güveninizle büyüdü ismimiz. Sağlığınız için bilgimiz, ilgimiz
ve teknolojimizle artık bünyemize dahil ettiğimiz yepyeni hastanemizde de hizmetinizdeyiz. Akademi Konya, Akademi Meram. Birlikte büyüyoruz. Çok şık, çok rahat, çok moda. Nokta yeni şubesiyle çay başında. Sezonun en yeni modelleri ve seçkin markalar açılışı özel %50'ye varan indirimle. Nokta ayakkabı ve çanta. Şehrin yoğunluğuna uzak, imkanlarına yakın. Yazır Beyhekim Caddesi'nde yükselen Oğuz Bey konutlarında hayatı huzurla yaşayın. Bugünü güzelleştirecek, yatırımlarınızı değerlendirecek lüks daireler ve ticari alanlar şimdi satışta. Oğuz İnşaat, geleceğin inşası. Farabi Hastanesi Üroloji Kliniği bilgilendiriyor. Prostat kanseri erken tanısı için 50 yaş ve üzeri erkeklerin yılda bir kez prostat muayenesi olmaları gerekmektedir. Sımsıkı sarıl hayata, hiç bırakma. Farabi Hastanesi. Sütü lıkır lıkır içenler Enka ile buluşur. Mutluluğumuz keyfe dönüşür. Enka Süt. Doğal süt keyfi. Kuzum, kuzum. Annenin yemeklerini de özledim kuzum. Sensiz hiç boğazımdan geçmiyor hiçbir yemekler. Annem, annem. İçinde anne sevgisi var yemeğinin. Yüreğinin sıcaklığı var sonra. Göz kararı tamam da. Gönül kararı veremiyor. Ne yapsam diyor daha. Şefkat de yoğrulmuş ya bir kere hamuru. Kucağını açar gibi açıyor işte evladına. Anne eli değmiş tüm bu güzel yemekleri, Bağcıyanı Meramlı hanımlarımız, vatani görevini Güneydoğu'da yapan askerlerimiz için özenle hazırlıyor. Biz de ellerimizle götürüyoruz. Kim demiş lafla peynir gemisi yürümez diye? Söz geminin dümeni, peynir tayfanın azığıdır. Neden dizi izliyoruz? Öğrenme duygusu dizi izlemede ne kadar etkili? Sinema filmlerini dizilerden ayıran unsur neler? Peynir gemisinde bu hafta geçmişten günümüze, hafızalarımıza yer etmiş dizileri konuşuyoruz. Peynir gemisi bu akşam Kon TV'de. Devam ediyoruz. Yeni gelenler hoş geldiniz efendim. Hayırlı cumalar. Dualarımızın kabul olacağı bir an olsun ve o duaların içine lütfen bizi de koyun. Biz de dua istiyoruz sizden, izleyicilerimizden. Okuduğunuz hatimler için, okuduğunuz dualar, sureler için lütfen gönlünüze bizi de alın. Biz bir taraftan Halil Atalay hocamla Müslüman farkında olmalıdır. Zekidir, akıllıdır, attığı adımın farkında olmalıdır ve baktığı her şeyde de Rabbini görmelidir diye konuşurken dedim ki reklam arası hocam, peki hocam biz kainatı nasıl göreceğiz ya? Koskoca bir kainat, koşturmacamız çok fazla ki şimdi artık yeni yazarlar, yeni nesiller yavaşla diye kitaplar yazıyor biliyorsunuz. Evet. Yavaşlayamıyoruz, çok hızlı akıyor. Biz bu kainatı nasıl okuyacağız? Teşekkür ediyorum tabii. Haz ve hız çağında yaşıyoruz. Evet, haz ve hız çağında. Her şeyin çağı, haz ve hızlara odaklandığı bir hayat yaşıyoruz. Gerçi şair öyle diyor. Nasibi olan karıncadan alır ders. Nasibi olmayana kainat açılıp kitap olsa da ters. Doğru. Mesela Arif Nihat Asya öyle diyor. Bir kuş su içerken diyor şöyle gagasını kaldırır. O onun şükrüdür diyor. Ya. Hadiseleri tabiata bakılırken hani Sadi Merhum çok güzel bir şey anlatır. Bir kervan yolda böyle giderken akşam olmuş.
konaklamışlar, yatmışlar tabii. Fakat gece vakti, seher vakti böyle öyle bir kuşlar, ötüşler, öyle bir sesler başlamış ki uyanık olan, agah olan dervişlerden biri adeta kendisinden geçiyor. Diyor ki, ey insanlar kalkın, şu öten kuşlardan da aciz kalmayın. Allah'ı zikredin, tesbih edin deyip başını alıp tabirlerindeyse dağlar ile taşlar ile zikre başlıyor. İşte agah olmak, yani kainatı okumak, kainatın her bir nesnesinin, her bir parçasının amaçsız olmadığını, ve bir dili onların olduğunu, da bir görevinin olduğunu bilerek yaşamak. Hayatta hiçbir şey boşuna değil. Hayatta boşluk yok. Çünkü tabiat boşluk kabul etmez. İşte bütün varlıklar o görevlerini yerine getiriyor. Öyle demişken Süleyman Aleyhisselam, Süleyman kuş dilin bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan ileri diyor ya. Süleyman Aleyhisselam karıncaya demiş ki, senin bir yıllık yiyeceğin ne, miktarı nedir deyince bir buğday diyor. Bir buğday tanesi. Bir yıllık. Bir yıllık bir buğday tanesi diyor. O zaman Süleyman Aleyhisselam bunu bir küçük kavanoza koyuyor. Yanına da bir tane buğday koyuyor. Bakalım bir sene içinde ancak bunu mu yiyor falan diye. Bakmış ki yarısını yemiş. Soruyor, diyor ki, hani bir tane buğday yiyordun, niye yarısını yedin? Öbür taraftayken işimiz Allah'a kalmıştı, şimdi kullara kaldı. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Ayırıyorum diyor, değil mi? Tedbiri alıyorum. Şimdi tabii ki bu çok önemli. Yani işte bakın Süleyman Aleyhisselam mesela çok enteresan. Hem kendimize gelmek, madem farkındalıkla ilgili sadece hani innallaha la yanzuru ila suverikum ve envalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah-u Teala sizin mallarınıza, suretlerinize bakmaz. Allah-u Teala sizin kalplerinize, amellerinize bakar, hadis-i şerif var. Süleyman Aleyhisselam'a, hani kainat okuyacağız ya şimdi, nasıl anlayacağız? Süleyman Aleyhisselam'a bir topal serçe gelmiş. Diyor ki, ben filanca adamdan şikayetçiyim. Ne oldu diyor? İşte diyor, biz diyor kuşlar olarak böyle bir yerde karnımızı doyuruyorduk. Yaylımdaydık. Biz yaylımdayken diyor, bir adam geldi şöyle dışarıdan. Adamın şekli şemaili güven veriyordu. Düzgündü, kılığı kıyafeti böyle. Böyle eli de boş görünüyordu. Dedik ki bu adamdan bize zarar gelmez. Biz ona güvendik. Fakat işe bakın ki bu adam bir eliyle arkasında değnek saklıyormuş. Yanımıza geldiği zaman öyle bir değnek savurdu ki benim ayağım, bazı arkadaşlarımızın da kanadı kırıldı. Ve şikayetçiyim. Biz bundan tamam o zaman diyor, biliyorsunuz yani kısas vardır. O adama diyor kısas yapalım. Onun da ayağını kıralım. Yetmez efendim diyor. Yetmez. Niye? Çünkü bu kıyafet, bu görüntü bu adamda olduğu sürece bununla diyor çok insan kandırır. Bunun kılığını kıyafetini de değiştirin diyor. Hani hak dostlarından agah olan insanlardan biri bakmış ki şeytan telaşeyi bırakmış, işi bırakmış. Diyorlar ki, diyor ki hayırdır ne oldu sen, yani böyle durmazdın. Bizim yerimize diyor şimdi hocalar bu işi yapıyor, bizi rahat ettiriyorlar diyor. Dün bir kardeşimizi ziyaret ettim de orada bazı konular, bu dini konularla ilgili işte Mehdi'dir vesairedir bazı konular filan gündeme geldi de ona dedim ki bak Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Biz ehli sünnet inancına sahip insanlarız. Bazı şeylere inanırız. Ama inanırken de saf olmamalıyız. Neydi? El müminu keyyisün fatinun ve hazirun. Akıllıydı, zekiydi, firasetliydi, duyarlıydı, basiretli. Dikkatliydi. Evet. Basiretliydi. Yani diyor ki bu kervan zengin bir kervandır. Eşkıyası çok olur. Din eşkıyalarına veya diğer eşkıyalara, mesela işte ekonomiyle ilgili bir sürü eşkıya gündemi çıkıyor. Bilmem şu, bilmem bu. Millet hurra hemen. Niye? Yani rahmetli analım. Ali Küçük hocamızın, Allah rahmet etsin, makamı amin, cennet olsun. Amin. Çok sevdiğimiz bir hocamızdı. Kendisinden yani sadece Anadolu insanı değil, dünya Müslümanları çok istifade etti. Çok gayretli bir hoca efendiydi. Onun bir şey verdi. Sahtekarla tamahkar buluşması derdi. Mesela bir dönem işte holdingler aracılığıyla istismar edilenler, tabii doğru dürüst çalışanlar, bizim bir lafımız yok. Biz kimseyi derdimiz laf atmak, taş atmak sevmiyorum ben zaten böyle şeyleri. Bizim işimiz gönül yapmak. Ama gönül yaparken de bu gönül eşkıyalarını
da bilmemizde fayda var diye ben. Yani farkındalık açısından bunları söylüyorum. O dönemde mesela değil mi? Din, iman vesaire vesaire bir sürü insan. Şimdi yine aynı hemen. Ne oldu? Sahtekarla tamahkar. Yani adam ondan sonra hiç bak tamahından dolayı sahtekar seçemiyor. Hı hı. Hem bu din konusunda da işte şu memleketimizin 1,5 yıldır yaşamış olduğu sıkıntılar vesairesi vesairesinin de temel sebebi bu. Doğru, onun için farkında hocam. Olacağız. Doğru. Onun için uyanık olacağız. Hı hı. Bu kervan zengin bir kervandır. Eşkıyası çok olur. Bu din, iman, İslam yolundaki eşkıyalara çok dikkat edeceğiz. Hı hı. Ehl-i sünnet Müslümanlar olarak böyle yersiz konuşan böyle efendim hani böyle fark edilebilmek için belki kendilerinin işte farklı uya kendilerine göre konuları gündeme getirerek ümmetin kafasını karıştırmaya çalışan eşkıyalara karşı uyanık olmamız lazım. İşte yine Süleyman Aleyhisselam'dan işte Neml suresini bu eğitim çocuk eğitiminden bahsederken evet. söylemiştir hatırlamışsanız. Yani böyle çok örnekleri var. İşte Davud Aleyhisselam'la beraber zikreden biz dağları, taşları. Rabbimiz 3 tane ayeti kerimede Davud Aleyhisselam'ın ve zikrinden bahsediyor. Davud Aleyhisselam böyle Zebur okumaya başladığı zaman, ayetler okumaya başladığı zaman onunla beraber veya zikre başladığı zaman dağlar ve taşlar adeta onunla beraber zikrederlermiş. Onun zikrine iştirak edermiş. Allah-u Teala böyle bir özellik ve güzellik vermiş. Hı hı. Onun için biz o zaman dağı taşı da Allah'ın zikreden kulları olarak, ağacı, çiçeği, böceği Allah'ın zikreden kulları olarak, zakir kulları olarak baktığımızda, işte fark ettiğimizde bizim farkımız ortaya çıkar. Hı hı. Onun için çevremize zarar veremeyiz. Onun için insanlara zarar veremeyiz. Onun için bir karıncayı bile şöyle elinizi uzatsanız kaçar. Niye? Canı var. Can da kıymetlidir. Herkes canını korumak ister. Bundan dolayı kainata bakarken bu ölçüyü ortaya koyan insan elbette ki yapmayacaktır. İnsanlara da zarar vermeyecektir. Hani anlatılır ya böyle birisi bakmış bir yabancı yolda böyle bir kalabalık var. İnsanlar şöyle bir şeyler bakıyorlar. O da merak etmiş araya girmiş ya ne oluyor filan diye. İnsanları sorarken diyorlar ki görmüyor musunuz sultanımız camiye gidiyor. Hmm. Fakat yolu açmak için de sultanın korumaları bir iki kırpaç vurmuşlar. Yol açın filan diye. Bir kırpaç da bu adama denk gelmiş. Şöyle diyor ya diyor senin camiye gitmen böyleyse diyor. Diğer zamanlarda nasılsın ay arkadaş diyor. Doğru. Yani kimseye eziyet etmeden. Çünkü sözümüzü fetihle başlamış idik değil mi? Müslüman gönül fatihidir. Gönül insanları çok önemli. İşte biz hani hatırlarsanız çocuk eğitiminde de bir şey söylemiştik. Ne dedik? Aileyle ilgili olarak da çocuklarımızın eşimizin sadece ellerinin elimizde olması yetmez. Gönülleri de elimizde olmalıdır. Herhangi bir insanın gönlüne girmek istiyorsanız siz önce onun gönlüne gireceksiniz. Bundan dolayı işte tabiata siz değer vereceksiniz ki tabiat da size önem verecek. Siz o manada ne yapmış olursunuz? Kainatla, diğer varlıklarla da insanlar dost olmuş olurlar. Mesela hatırıma şey geldi. İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi diyor. Ölümü niye yarattın? Ey İbrahim tarlanı ek. Hani gerçi şey var. Biliyorsunuz ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin? Bakara suresinde geçen. Ey İbrahim inanmıyor musun? Hayır ya Rabbi inanıyorum ama kalbimin mutmain olmasını istiyorum. Mutmainnil kulub yani kalplerinin tatmin olması çok önemli. İşte bu farkındalıktır. Ya Rabbi ben tabii ki inanıyorum ama kalbimin mutmain olmasını istiyorum. Onun üzerine Rabbimiz malumunuz ayette de ifade edildiği gibi 4 tane kuş al diyor. O kuşları değil mi? Hı. Ayrı ayrı yerlere kes onları ayrı yerlere koy. Sonra çağır. Ölülerin dirilişini anlatıyor. İşte mümin adeta hani İsa Aleyhisselam'ın da çamurdan yapılan bir kuş var. Üflediği zaman ne oluyor? Onu da hayat buluyor. Hı hı. Allah-u Teala'nın diğer varlıklarının, cansız varlıkların bile Allah-u Teala'yı nasıl zikrettiğini böylelikle ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. İşte İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi ölüleri işte nasıl diriltirsini. Sonra bu işte bunu görüyoruz. Ve şey de buğdayı ekiyor. Zaman gelmiş tabii hasat. Şimdiki gibi içeride döverler yok. Hı hı. Orak, tırpan neyse onlarla hı hı. biçmeye başlayınca ey İbrahim bunlar ne güzel tarlada. Başaklar böyle
salkım salkım. Niye biçiyorsun deyince, ama ya Rabbi diyor, sapla tane saman, birbirinden taneyle saman birbirinden ayrılmaz ki. Ayrılması için işte hasat etmem gerekiyor, harman gerekiyor filan filan. Emek harcaması lazım. Emek harcamamız gerekiyor yemek için. Ha işte ben de diyor sapla samanın, taneyle samanın, iyi ile kötünün ayrılması için ölümü yarattım diyor. Bundan dolayı hadiseleri bakarken bizim ne yapmamız gerekiyor? İbretle mesela. O ayırmak yani cansız, lazım işte o tabii. Sapla samanı bakarken ayırmak lazım. Su akar güldür güldür. Mevlam her yerde yüzümüzü güldür. Su akar güldür güldür. Rabbim sen de bizim yüzümüzü güldür diyor. Yani orada hem bereket manası da var. Onun için tabii ki hayata, hadiselere bakarken. Mesela Kızıldeniz'i düşünün. Bir deniz değil mi? Kızıldeniz'den Musa aleyhisselam ve inananları, müminler gayet rahat bir şekilde geçiyorlar. Ama onların arkasından gelen Firavun ve ordusunu ne yapıyor? Aynı Kızıldeniz boğuyor. Mesela normalde bıçağın fıtratında ne vardır? Kesme vardır. Tabii. Ama Allahu Teala İsmail Aleyhisselam'ı vurulan bıçağı ne yapıyor? Kesmiyor. Kestirmiyor. Ha, bunlar hatta Hud Aleyhisselam, Ad kavmi peygamberlerin ikazlarını, irşatlarını dinlemiyorlar, isyan ediyorlar. Hatta 3 yıl, 4 yıl kuraklık oluyor. Yine isyanlarına devam ediyorlar. Bunun üzerine Allahu Teala onları rüzgarla, bakın rüzgarla imtihan ediyor. Ayet-i kerimelerde de ısrarla anlatıldığı gibi. O rüzgar Allahu Teala Hud Aleyhisselam ve inananları işte bir yere alıyor. Alıyor Hud Aleyhisselam, ayrı bir yerdeler. Hud Aleyhisselam şöyle bir el ile işaret yapıyor. Kasıp kavuruyor. Aynı rüzgar. Sağı solu kasıp kavuran rüzgar. Öbürlerini böyle hani Fil suresinde anlatılan yenilmiş ekine, kurumuş çöpe, samana, rüzgarın önünde savrulan kurumuş yaprağa döndüren Allah Celle Celaluhu o rüzgarı aynı bölgedeki o Müslümanlar için bahar rüzgarı gibi ılık yapıyor. Ha, burada işte. Bunları yapan kim? İnna kunna failin. Rabbimiz Celle Celaluhu onlara o kabiliyeti veriyor. Bunları hayatımızda çok görebiliriz. Ya hatta bundan dolayı da şey var. Şeyban-ı Râi diye bilinen meşhur Allah dostlarından, velilerden biri çobanlık yaparmış. Cuma namazına gidecek. İşte Kur'an-ı Kerim'den de bunları öğrenmiş. Cuma namazına gideceği zaman işte sürüleri, koyunları var şehir dışında. Onlar bir yere koyar, etrafını şöyle bir çizgi çizermiş. Koyunlar korunsun diye mi? Koyunlar o çizginin dışına çıkmaz. Kurtlar da çizginin içine girmez dermiş. Yani Allah Celle Celaluhu dilerse değil mi? Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hannane direğini hatırlayın. Ama nasıl bir inanç değil mi hocam? Tabii, nasıl teslimiyet, bir iman ediş, tabii, nasıl bir teslimiyet? Teslimiyet tabii. Onun için şimdi burada anlaşılacak. Mesela hannane direği var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir minber yapıp getiriyorlar. 3 basamaklı. Tabii Efendimiz aleyhisselam onları hem mescidi zeytinyağıyla aydınlatan sahabeye hem o minberi getiren sahabe Efendimiz Aleyhisselam bunlara çok dua ediyor. Tabii bir o direğin üzerinde konuşuyormuş. Yüksekten konuşmak yani şeydir çok etkilidir. Onun için mesela cuma hutbeleri, vaazlar kürsülerden, minberlerden konuşulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o minberden konuşmaya başlayınca o hannane direği Efendimizin hasretine dayanamıyor, inlemeye başlıyor. Vay. Ağlamaya başlıyor. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz kendisini yerlerden yere atıyor. Ya Resulallah bir hurma kütüğü bile senin hasretine dayanamayıp inim inim inlemişti. Evet. Ben senin hasretine nasıl dayanırım diye. Yani eşyanın da bir dili vardır. Ya. Mühim olan eşyanın hakikatini idrak etmek. İşte buna biz ne diyoruz? Eşyanın hakikatini idrak etmeyi marifetullah diyoruz. Allah bunları niye yaratmış, nasıl yaratmış, ne olmuş? İşte hem Allah'ın gücünü, kuvvetini anlıyoruz, hem tabiatı anlıyoruz. Manasız olmadığını, gayesiz olmadığını, görevleri olduğunu, yapacakları iş olduğunu, yaptıklarını, bunları itaat ettiklerini, Allah'ın muti, itaatkar kulları olduğunu, hiç isyan etmediklerini görüyoruz. Aynı zamanda onlar da şükürlerini yerine getiriyorlar. Bizim kul olarak bunlardan geri kalmamız, aciz olmamız doğru olur mu? Gerçek tasavvuf insanları da böyle bakarmış hayata.
Değil mi? Ne güzel tasavvufta isimler vardır. Kimisi öfkeyle yaklaşır söyler, kimisi yumuşak başlı söyler. Bir anda siz anlatırken onlar aklıma geldi. İşte günümüzde belki de şu var, o zaman şöyle diyelim. Günümüzde işte insanların bu sekülerizmin, materyalizmin, postmodernizmin, kapitalizmin genel manada getirdiği bir hastalık var, kalp hastalıkları. Evet. İçimize bakalım derken onun için mesela ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı dualardan biri. Ey kalpleri evren çeviren Rabbim, benim kalbimi sana itaat üzere, iman üzere sabit kıl diye dua edermiş. İçimize bakmak, yani kendimizi fark etmek, aynı zamanda dışarıyla da irtibatımızı kurarken bunları gözden kaçırmamak gerekiyor. Onun için ne dedik? Agah olun dedik ya. Agah olun erenler, agahcan. Hepimizin agahcan olmamız gerekiyor. Bugün ne güzel. Yani gerçekten oldu. Bu manada. Hakikaten şöyle bir bakalım ya. Hep böyle dış dünyayla, dış dünyayı tanımaya ayırmış olduğumuz zamanı, dış fetihlere ayırmış olduğumuz zamanı gelin biraz kendi içimizde yapalım. Tasavvuf da budur zaten. Biz bunu maneviyat, manevi gelişim diyoruz. Yoksa efendim böyle farklı şekillerde anlatarak ayrı bir dünya değil. İslam hayat dinidir değil mi? İnsanın hayatın içerisinde el kârda, gönül yârda olarak eğitir. Ya değilse hayatın dışında kalarak bir lokma, bir hırka, ha gerekirse onu da yapar insan. Bir lokma, bir hırkaya tahammül eder, harama girmez. Ayrı bir olay. Ama hiçbir zaman Müslümanın hedefi o değil. Müslüman dünyayı el atacak ama elinin altında olacak. Kalbine girmeyecek. Onun için işte farkındalık budur. Yani hem eşyayı fark etmek, hem insanları fark etmek. İnsanları fark ederken de, diğer varlıklar fark eden de, kendi de onların o görevlerini nasıl yerine getirdiğini değil mi? Bir ibret gözüyle. Bir göz ki ibret olmaya nazarında ol göz düşmanıdır sahibinin başı üzerinde. Fa'tibiru ya ulil elbab. İbret alın ey kalp sahipleri, akıllı insanlar. Onun için biz eşyayı fark edeceğiz. Nasıl fark edeceğiz? Şöyle bir bakacağız. Ha. Şöyle bir hakikaten bir düşünelim. Bir tomurcuk açan çiçeklerini açan bir bitkileri düşünün değil mi? Hatta şöyle de diyelim. Kış mevsimi Rabbimizden de dileyelim. İnşallah ya gıyâsın, mugâsın, eğîsına. Rabbimiz inşallah memleketimizi, milletimizi de ihtiyacı olan yerlere rahmet, bereket, kar versin. Amin. Kar taneleri gibi olmayı öğrenemedik diyor mesela ya, bir düşünün. Ne güzel diyor değil mi? Milyonlarca kar tanesi. Bakın o da yine Allah'ın ayet belgelerinden birisi. Trilyonlar sayısını bilmediğimiz kadar bir böyle iniyor, iniyor. İnşallah Rabbim lütfetsin ihtiyacı olan yerlere. Hem yağmuru hem karı. Amin. Değil mi? Onlar çünkü hakikaten çok ihtiyaç. Ama bir bakıyoruz ki onlardan biri mesela semada inerken, gökten inerken bir araya gelseler. Sadece yumruk kadar olursa. O indiği zaman ne yapar? İndiği yeri ne yapar o kar? Değil. Hani değil mi? Bazen işte karlardan dolayı. Mesela dağlarda ne yaparlar? Aman kışın çok yüksek, bağırmayın, çağırmayın, silah atmayın filan filan derler. Çığ düşme tehlikesine karşı. Böyle bir çığ oluşur. Ama o kar taneleri, hatta her birinin resmini çekmişler. Her birinin resmi de çok farklıymış. Birbirine benzemiyormuş. Benzemiyormuş. Evet. Bu ne işte? Allah'ın ayetlerinden bakmayabilirseniz işte kainatı okumak, böyle okumak. Lazım. Kainatı bu şekliyle okuyarak, bu şekliyle bakmamız lazım. Hiçbir şey boşuna değil. Hiçbir şey lüzumsuz değil. Her şey de insan için verilmiş. İnsan çok değerli bir varlıktır. İnsan velakat kerremna beni Adem diye Rabbimizin takdim ettiği, takdir ettiği, mükerrem yarattığımız dedi. Lekat halaknel insane fi ahsani takvim dediği bir varlıktır. Evet. En güzel yaratılan varlığa işte bu güzel bakış, işte bu güzel hareketler, güzel davranışlar, güzel yaşantılar yakışır. Onun için ne yapacağız? Agah olun erenler. Bugün agah onu olun öğrendik. Erenler ne diyeceğiz. Güzel oldu. Birbirimize değer vereceğiz. Birbirimizi önemseyeceğiz. Asla ve kat'a değil mi? Bakarken kainatı bakarken merhametsizce değil. Evet. Yani şefkat ve merhametle. Allah'ın o Rahman ve Rahim o isimlerinden istifade eden bir kul olarak ne yapmamız gerekiyor? Kainatın da bizim o rahmetimizden istifade etmesi lazım. Çünkü Rabbimiz Hud suresinde müminlerden bahsederken onlar arzı da vesem'arukum fihe orayı imar ederler diyor. Bu imar etmenin önemini işte mesela bahar mevsimi de yaklaşıyoruz bu manada. İşte bakın
bitki dikilmesini düşünün. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam eşyanın zikriyle ilgili, hadiseleri bakmayla ilgili. Mesela diyor ki bir insan telbiye etse hac yoluna giderken orada telbiye getirse onunla beraber bulunmuş olduğu dağ taş o sesi duyan hepsi diyor onunla beraber lebbeyk Allahümme lebbeyk diye Allah'ı zikrederler tesbih ederler diyor. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ezan okuduğu zaman yüksekten okusun yüksekçe bir yerden ve yüksek sesle okusun. Çünkü onun okumuş olduğu ezanı duyan yerler cinler, insanlar şahitlik edecekler diyor. Ağaçlar, bitkiler şahitlik edecektir diyor. Öyleyse ey erenler agah olalım ve Allah Celle Celaluhu'nun bu diğer varlıklarının şahitliğini de en güzel şekilde yapalım. Toprak ananızdan çekinin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ne demek? Aa, ne çünkü güzel. O diyor üzerinde yapılan şeyleri haber verecek. Bir enne rabbeke evhaleha. Bir gün Rabbimiz onlara vahyedecek, haber verecek. Arkamızda güzel şeyler bırakalım. Güzel izler bırakalım. Kainatı da, insanı da, kendimizi de, çevremizde güzel bakalım. Güzel bakan güzel görür. Güzel gören hayatından zevk alır. Daha doğrusu farkında yaşar. Allahu Teala'nın kendisine lütfetmiş olduğu bu ömrün, zamanın kadrini, kıymeti, eşyanın diğer varlıklarında kadrini, kıymeti bilir. Onları emanet olarak görüp şükrünü artırır diyelim. Hocam dua istiyorum sizden. Cuma duamızı yapalım. Çünkü son bölümde biz Erzurumlular gecesine gittik bu hafta. Maşallah. Çok güzeldi. Konya'daki Konya'da mı yaptılar? Evet, Konya'daki bütün Erzurumlular toplandı. Erzurum'da da aşıklar, halk ozanları çokmuş. Onların güzel türkülerini dinleyeceksiniz son bölümde. Biz duamızı edeceğiz. İnşallah hocama bırakacağım sözü. Siz son bölüm kaçırmayın lütfen. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz Erzurumlular olarak. Burada tabii ki hepimiz biriz. Şehrimizin bir önemi yok. Hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz. Onu izleyeceğiz ve Erzurum'un da çağ kebabı meşhurdur ya. Bir de çağ kebap nasıl yapılıyor onu izleyeceksiniz son bölüm. Çağ kebabı da çağ kebabı. İşte bak değil mi? Onu da kaçırmıyoruz. Onu da. Yani Anadolu'nun her bir bölüm. Her yeri çok güzel. Beldesinin bir zenginliği var. Bizim hani her nimetin şükrü kendi cinsinden der ya. Bizim Hanım Sultan'la da biz beraber gezeriz. Ben dua ediyorum, selam ediyorum. Hakikaten bazen konuşuruz kendi aramızda birlikte gittiğimiz yerlerde. Her bir gittiğimiz hizmet yerinde ayrı bir nimetle tanışırız. Evet, evet. İşte Erzurum'a gidersiniz, cağ kebabı karşınıza çıkar. İşte Kütahya'ya gidersiniz, Afyon'a gidersiniz, Karadeniz'in, Çorum'un, Türkiye'nin her tarafında inşallah, değil mi? Son Rabbimiz memleketimizi, milletimizi birliktirlik versin amin, inşallah. Amin. Duamızda da duayı inşallah. Size bırakacağım ama şu duayı da katın. Kalbimi senin üzerine sabit kıl, dinin üzerine Allah'ım dedik sebit ya. Kalbi onunla alâ başlayalım. Hayırlı cumalar efendim. Hafta sonu güzel geçsin. Haftaya inşallah ömrüm olursa görüşmek üzere. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbena innena semi'na munadiye yunadi lil imani. En aminu bi rabbikum fe amanna. Rabbena faghfir lana zunubena ve kaffir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuhsina yevmel kıyame. İnneke la tuhliful mi'ad. Amin ya mucibet davat. Allahumma Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Allahümme Rabbena gfir li ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. İlahi ya Rabbi, kalplerimizi İslam üzere sabit kıl. Her türlü görünmez kazalardan, belalardan bizleri muhafaza buyur. İslam'ı erdirdikten, mümin olduktan sonra ya Rabbi kalplerimizi yanlış yollara saptırma. Ya Rabbi bizleri kendilerine nimet verdiğin peygamberler, sıddıklar, salihler ve şehitlerin yolundan ayırma ya Rabbi. Memleketimizi birliktirlik ver ya Rabbi. Ya Rabbi nimetlerini artır. Memleketimizi, milletimizi her türlü darlıktan, zorluktan, kıtlıklardan, düşman istilasından, kafirlerin şerlerinden, hilelerinden, tuzaklarından muhafaza buyur ya Rabbi. Bizleri cennet ve cemalinle ikram eyle. Sevdiklerini sevdir, yerdiklerini yerdir, erdirdiklerini yar eyle. Bizleri gafletten uyandır ya Rabbi. Birbirimizin hakkını, hukukunu koruyan, Rabbimizin emanet olarak vermiş olduğu bir kainatı, hizmetimize sunmuş olduğu bir kainatı, bütün varlıkları, Rabbimizin iradesiz kullarının da hakkını,
haklarını vermeyi nasibim esereyle ya Rabbi. Dilimizi senin zikrine yaşlandır ya Rabbi. Dilimizi senin zikrine döndür ya Rabbi. Ya Rabbi gafletimizden her türlü velâ tekümünel gafilin. Sen gafillerden olmayın buyuruyorsun. Her türlü gafletten, cehaletten, ihanetten sana sığınıyoruz ya Rabbi. Hainlerin ihanetinden, hasitlerin hasedinden, müftirelerin iftiralarından, zalimlerin zulmünden, kafirlerin şerlerinden cümlemizi, bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza buyur ya Rabbi. Nefislerimizi uydurma ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Bir an olsun nefsimize uydurma ya Rabbi. Yolundan ayırma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden ayırma ya Rabbi. Memleketimize, milletimize birlik dirlik ver. İslam ümmetine birlik dirlik ver. Tüm yeryüzündeki Müslümanları muzafferiyet ve muvaffakiyetler ihsan eyle. Senin yolunda olan, senin yolunda kalan Müslümanları muzafferiyet ve muvaffakiyetler ihsan eyle. Sınav olan öğrenci kardeşlerimize muvaffakiyetler, muzafferiyetler ihsan eyle. Zihinlerini açık eyle. Okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevapları, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ruhu saadetlerine, âl ve ashab-ı kiram, Peygamber-i İzam, Meşayizevül İhtiram Hazretinin, ulemanın, şühedanın, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediyeledik, vasıl eyle Rabbi. Akıbetimizi hayır eyle, sözlerimizi tesirle eyle, anlattıklarımızla, dinlediklerimizle, öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Dua esnasında nasıl güzel bir nur yüz geldi. Oo, maşallah. Gördünüz onun mi? Aminleriyle inanıyorum ki ben inşallah. Amin dedik hoş geldin, biz hoş sizin geldin. Duanıza. İnşallah geleceğe reklama gidecektim olsun. Ama dayanamadım. İnşallah. Dedim duamıza amin dedi. Hazırlığı mı var? Sefa hadi okullarından bakalım, gelmiş, geliyorlar. Öyle mi maşallah. Hocam kısa hadisi şerifler ezberlemiş. Maşallah. Ya nasıl, aferin. Nasıl duygulandım. Böyle nesil geliyor işte inşallah. Elhamdülillah. Demek ki boşuna değilmiş gayretlerimiz. Evet. Allah'a hamdolsun. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah. Hadi bakalım. Rabbimiz hayretsin. Okur musun bize hadis-i şeriflerimizi? Alim, abid, salih, kamil, hafız olsun inşallah. Amin. Hadi biz de onlara amin. Hadi hadis-i şerifleri oku bakalım dinleyelim. Alemlerin sultanı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sizlere 40 hadis okuyacağım. Oruç sabrın yarısıdır. Sabır imanın yarısıdır. Dilini tutan kurtuldu. Namaz müminin nurudur. Namaz dinin direğidir. Mescid takva sahiplerinin evidir. Din nasihattır. Dua müminin silahıdır. Dua ibadettir. Akraba haklarını çiğneyen cennete giremez. Güzel sorunun yarısıdır. İlmin afeti unutkanlıktır. Selam kelamdan öncedir. Çok gülmek kalbi öldürür. Hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Pişmanlık tövbedir. Sabah kusursuzluk engeldir. İçki kötülüklerin anasıdır. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Bütün müminler kardeştirler. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Haya utanmak imandandır. Temizlik imanın yarısıdır. Ameller niyetlere göredir. Oruç tutunuz, saat bulunuz. Helal peşinde koşmak cihattır. Hayra vesile olan onu yapan gibidir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Güzel söz sadakadır. Tebessüm etmek sadakadır. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Sadaka vermekle mal eksilmez. Cennet cömertler yurdudur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Cennet annelerin ayakları altındadır. Kalp kırmak Allah'ın evini yıkmak gibidir. Güçlü kimse sinirlendiğinde öfkesini yenebilendir. İki gün eşit olan zarardadır. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İbadetin en faziletlisi devamlı olandır. Sadaka Resulullah fîmâ kal. Ağzına o zaman birkaç kelam hocalarına birkaç kelam söz söyleme hakkı doğdu. Hı. Şimdi ben önce çok kısa hocam anne babayı edeceğiz. Tebrik ediyorum. Arkasından da bu hizmeti böyle güzel kardeşlerimize hizmet eden hocalarımıza tebrik ediyorum. Allah adetlerini ve gayretlerini artırsın. Unutmayın. Amin. Allah güzel insanları
güzel işler yaptırır. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. En büyük hizmet de işte böyle güzelleri yetiştirmektir diyor. Nur yüzlü. Teşekkür anne babalarını da hocalarını da tebrik ediyorum. Böyle güzellerimizin sayısı artsın inşallah. İşte vatana millete gelecek neslimiz böyle geliyor. İnşallah böyle gümbür gümbür geliyor. Hadislerle, dualarla, Kur'an'la geliyor. Nasıl duygulandım anlatamam. Aileye selam. Hocalara hürmetler ediyoruz efendim. Bu cuma günü bu nur yüzlüğüyle programı sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Bir gel bir öpeyim seni. Efendim merhaba. Güzel bir mekandan sizinle birlikteyiz. Bugün çağ kebabına ne demek olduğunu, nasıl yapıldığını ve nasıl servis edildiğini konuşacağız. Mustafa Bey'in mekanındayız ve bizi ağırladı. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey bu güzel servis için. Ne kadar süredir yapıyorsunuz çağ kebabı Konya'da? Sizde mi yenilir ilk? Burada mı yapıldı? Şöyle biraz anlatır mısınız mekanı? Hoş geldiniz öncelikle. Mustafa ben, Tokel. Burayı eşimle beraber açtık. Yaklaşık olarak 8 ay oldu açalı. Bizim restoran bölgesinde pek fazla bir şeyimiz yok, geçmişimiz yok ama Konya'da böyle bir eksikliği olduğunu düşünerek böyle bir mekan açmaya karar verdik. Biz Erzurumluyuz. Erzurum yöresinin has kültürünü, işte lezzetlerini Konya'mızda tattırmak için yani insanlarımıza, halkımıza böyle bir şey yapmaya karar verdik. Gelen tepkiler, lezzetler konusunda gerçekten bayağı güzel, iyi. Cağ kebabımızı gelen yiyen insanlarımız gerçekten beğeniyorlar. Konya'ya da alıştık zaten. Alıştı yani Konya halkı. Şu anda benim önümde gördüğünüz cağ kebabının sunumu bu şekilde herhalde, değil mi? Şöyle bir mezelerden, salatasından biraz bahseder misiniz? Sunumda neler var? Efendim sunumda bizim yeşilliklerimiz var, ayranımız var, yayık ayranımız var, ezmelerimiz var, biberimiz var, lavaş, tandırda yapılan lavaş ekmeğimiz var. Bizim restoranı ayrı kılan, her gün burada tandırımızla taze yapılıp insanlara önüne veriyoruz, sıcak sıcak, taze taze. Kuzu etinin sadece ve sadece biz budundan yapıyoruz biz bu şeyi, cağ kebabını. İçerisinde ustamız maharetli elleriyle yaklaşık her bir şişe 2-3 saat emek harcayarak içerisindeki sinirleri, zarlarını alarak bu şekilde servise sunuyoruz. Çok lezzetli. Biz de birazdan deneyeceğiz. Ama şöyle yapalım. Sözü ustaya bırakalım. Nasıl yapıldığını o bize detaylı bir şekilde anlatsın. Zafer ustam kolay gelsin. Sağ olun. Biz böyle servisi çabucak iyi veriyoruz. Kolayca yiyebiliyoruz. Ama nasıl yapıldığı, cağ kebabı nedir, ne kadar süredir bizim kültürümüzde vardır? Bunları sizden dinlemek istiyorum. Cağ kebabı Erzurum yöresine has bir cağ kebaptır. Kuzey etinden olur. 600 yıllık bir geleneksel bir yemeğimiz bu bizim. Kuzey eti Balıkesir kuzusundan, özellikle Erzurum yöresinin kuzularından elde edilen bir lezzetli bir yemeğimizdir. Kuzularımız seçkin. Kuzey et %100 kuzudur. Kuzey etidir. Süt kuzusundan olur cağ kebabı. Peki cağ kebabın adı nereden geliyor? Cağ kebabının adını şöyle diyeyim size. Eskiden Erzurum'da bunun önceki adı ahbap kebabıydı. 10 kişi birleşirdik, bir koyun alırdık, onu keserdik, 10 kişi sırayla otururduk. Eski köy evlerinde ocaklarımız olurdu. Orada ahbap kebabı olarak yerdik. Ve bunu restoranlara, ticari amaçlı yapmaya başladık. Cağ kebabı eskiden bu cağların adına bizim annelerimizin örmüş olduğu kazaklar, çoraplara bico derdik. Bunun adı bicoydu. Geliştirdik ve cağ şeklini aldık.
Cağ kebabı Erzurum'a astır. Kuzey etinden olur. Odun ateşinde gördüğünüz gibi pişer. Odun kömürüyle burada kestikten sonra cağlarımızı altı çiğdir. Bunu Erzurumlu olarak biz böyle çiğ yeriz ama tabii ki büyük şehirlerde herkes böyle yemez. Altını da bunu böyle burada pişirerek, ızgarada pişirerek sunumunu yaparız. Cağ kebabı herkes yapamaz cağ kebabını. Peki o dizme işlemini nasıl yapıyorsunuz? Dizme işlemini kuzumuzu aldıktan sonra biz özellikle but kısmında yaparız kuzunun. Sinirlerini tamamen aldıktan sonra sinirsiz bir şekilde etimizi karabiber, soğan, tuzla terbiye ettikten sonra bir günlük marinaya bıraktıktan sonra ertesi günü sabahtan şiş dediğimiz şuna dizer, böyle buraya atar, burada da pişirerek, kuzuyu çevirerek burada güzel bir şekilde sunumunu yaparız. Cağ, yine dediğim gibi buna cağ deriz, buna şiş deriz, bu da kebabı. Üçü birleşince cağ kebabı oldu. Cağ kebabını Erzurum'dan başka hiç kimse yapamaz. Tabii de ki şu anda çok yaygınlaştığı için, Türkiye genelinde, dünya genelinde yaygınlaştığı için onun için Erzurumlu olmayan da yapıyor. Fakat bu tadı, bu lezzeti bulamadığı için bizim müşterilerimiz geliyor. Burada yediklerinde diyorlar ki ocağsa bu nedir diye soruyorlar yani. Ben buradan diyorum ki Erzurumlulardan başkası bu cağ kebabını yapamaz. Bu lezzeti veremez, bu tadı veremez. Böyle bir güzel mekanda, böyle bir güzel yerde cağımızı yapıp müşterilerimize lezzetli bir şekilde sunmak için tabii de ki Erzurumlu olmak gerekiyor. Ustası da Erzurumlu olacak. Evet. Mekan sahibi de Erzurumlu olması gerekiyor. Yine de diyorum bu lezzeti, bu tadı Erzurumlardan başka hiçbir yerde görmedim, göremiyorum ben. Erzurum çarşı pazar, neynim aman aman, neynim aman aman, sarı yerim içinde bir kız gezer, nenen ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı. Cağ kebabının yanında mutlaka lavaş olurmuş. Ve lavaşı da Mustafa Bey ile eşi Ayşe Hanım kendileri elleriyle yapıyorlar. Dışarıdan alınmıyor. Ayşe Hanım, ne güzel karı koca burada böyle bu mekanı işletiyorsunuz. Evet. Ve sizin de eliniz değiyor. Şu lavaşın sırrı nedir? Nasıl yapılıyor? Bize bir anlatır mısınız? Lavaşın sırrı, öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz buraya bu kadar geldiğiniz için. Lavaşımızın sırrı, yani ince olması en başta. Onun özelliği o, yani yumuşak ve ince bir şekilde olması. Eti, nasıl yapılıyor? Tuz ve azıcık maya katıp yoğuruyoruz. Sonra bekletiyoruz biraz bezeleyip. Sonra makineden oradan birisi veriyor. Ben burada açıp tandıra yapıştırıyorum. Şimdi gösteririm ben size. Hemen zaten ince olduğu için hemen pişiyor, alıyoruz. Peki, bu kadar. Püf noktası işte ince yapılması. İnce yapılması. Tabii. Hemen alınması. Tabii. Yanar çünkü. Yani. Evet, orada çok beklemeyecek. Çok hızlı olacaksınız. Hı-hı. Hızlı bir şekilde hemen yapıştırıp alıyoruz. Yumuşak olsun. O zaman hadi bir bakalım şu meşhur cağ kebabının yanındaki lavaş nasıl yapılıyormuş. Erzurum çarşı pazar, neynim aman aman, neynim aman aman, sarı yerim içinde bir kız gezer, nenen ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı. İçinde bir kız gezer, nenen ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, sunayarım.
katlime ferman yazar. Nenen ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman, suna yâri. Katlime ferman yazar. Nenen ölsün sarı gelin. Cağ kebaplarımızı aldık, servisimizi yaptık. Şimdi afiyetle yiyeceğiz ama bu gece burada özel bir organizasyon da var. Mustafa Bey, iki tane Erzurumlu burada müşterileriyle birlikte buluşturdum. Birazdan aşıkları dinleyeceğiz. Kimler katılacak Mustafa Bey? Bizim Erzurumlu aşık Erol Ergani halk ozanımız var. Yanında arkadaşı Erol abinin ozanımızın Adem Bey var. Kendisi sağ olsunlar buraya geldiler. Niye böyle bir organizasyon yapmayı düşündünüz? Şeyla Hanım, bizim Erzurum yöresinde halk sanatçılarına gerçekten çok önem verirler, değer verirler. Biz Tokalliler Cağ Kebap olarak çevremizdeki insanlara böyle ozanlarımızı davet ettik, getirdik. Kendilerini de misafirlerimizi ağırlamaktan, yöremizi tanıtmak hem olsun, hem bu kültürümüzü devam ettirmek olsun. Ondan dolayı biz böyle bir organizasyona başvurduk. Gelen misafirler bugün şimdi yukarıda, daha fazla herhalde Erzurumlular vardır değil mi? Onların da Konya'da gurbetçi olmamaları ve birlikte olmaları, hepsinin bir arada toplanması için de. Çünkü gurbette aynı şehirli karşılaşınca akraba gibi gelir birbirine, değil mi? Öyle olur. Doğru. Şimdi şöyle, bizim mekana gelen insanlar zaten girdiği zaman diyorlar Mustafa Bey, siz Erzurum'u buraya getirmişsiniz. Hakikaten de biz Erzurum'u buraya getirdik yani. Doğru yani, öyle yani. Biz de şimdi birazdan o zaman aşıklarımızı, halk ozanlarımızı dinleyeceğiz. Programımızda böylece onların güzel türküleriyle de kapatmış olacağız efendim. Haydi bakalım. Efendim, bir şiir okuyayım pekiştirmek için. Biliyorsunuz bugünlerde hepimizi ilgilendiren bir konu. Ki her zaman milli birlik, beraberlik, Allah milli birlik, beraberlikten uzak etmesin. Allah beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Hepimiz, Kürdümüz, Alevimiz, Çerkezimiz, Lazımız, hepsi bu ülkede bir. Tek bir yumruğu sevgili dostlar. Hiç kimse kimseden ayrı değil. Onun için bir ustadan açılış yapmak istiyorum. Kendimizden değil. Sarıkamışlı, Erzurum'un Sarıkamış'tan aşık Mevlid İhsani, mekanı cennet olsun. O gözleri görmezdi. Sarıkamış'ta şehit mezarından geçiyormuş da, gözlerinin görmediği, kulaklarının duyduğu sesi dile getirmiş. Demiş ki, şehit mezarından geçtiğim yerde gelen bir inilti tan, tan, tan diyordu. Tarihe gömülmüş hangi seferde? Vatan için kurban, kurban, kurban diyordu. Sürmüş düşmanları yurdundan atmış. Kanını yuvurmuş toprağa katmış. Kahraman ölür mü uykuya yatmış? Var mı evladıma? Satan, satan, satan diyordu. Kan ile dolmuştu karlı çizmesi. Önünde bir yığın düşman kellesi. Eli yarasın da kısıkça sesi. Kulak verdim. Vatan, vatan, vatan diyordu. Mevlidler Türkken cemanetin al. Şerefli al bayrak, ak yüzlü hilal. Aziz Cumhuriyet şanlı istiklal. Emanet bıraktı. Atan, atan, ceddin diyordu. Efendim, çok sağ olun. Evet değerli dostlar, diyor ki ustad, rüzgarın sesine ses veren dağlar, arzusu Mevla'dır, cihan aşıktır. Bahar eyyamında bezenen bağlar, büyütüplü. Dostlar sorar ise Sarıkamışlı tanıtayım böyle size kendimi. Eyvallah, sağ olun, var olun. Müzik.
gönül devri alemde sürdüğün dava nedir? Seni böyle derde salam bu nefsi hava nedir? Bir gün olur eser rüzgar, gül solar yaprak düşer. Bu geçici bahçelerden aldığım meyva nedir? Medet ya Allah. Olur eser rüzgar, gün solar yaprak düşer. Bu geçici bahçelerden aldığın meyva nedir? Medet ya Allah. Hocalar Kur'an'ı açar başı Bismillah'ına. Biz evvelden iman ettik Amentu Billah'ına. Mecnun'da çöllerde kaldı muradı Allah'ına. Ona soran yok ki acaba arada Leyla nedir? Medet ya Allah. Mecnun'da çöllerde kaldı muradı Allah'ına. Ona soran yok ki acaba arada Leyla nedir? Medet ya Allah. Ey Reyhan'ı ne çekersin sonu gelmeyen ahı. Vücut dediğin saraydır, akıldır padişahı. Ömür bir geceye benzer, ölüm onun sabahı. Aşk gözün uyan gafletten, gördüğün rüya nedir? Medet ya Allah. Ömür bir geceye benzer, ölüm onun sabahı. Aşk gözün uyan gafletten, gördüğün rüya nedir? Medet ya Allah. Afamızı bozdurmayın, mezarınızı kazdırmayın. Mehmetçiyi kızdırmayın. Gelebiliriz, gelebiliriz, gelebiliriz. İsrail'e işte örnek Çanakkale. Gelebiliriz, gelebiliriz, bir yerde mandile gelebiliriz. Gelebiliriz, gelebiliriz, bir yerde mandile gelebiliriz. İsrail bela bulacak, İsrail bela bulacak. Kudüs'te bizim olacak, Kerkük Türk 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 kalacak. Gelebiliriz, gelebiliriz, yine daha bize gelebiliriz. Gelebiliriz, gelebiliriz, yine daha bize gelebiliriz. Türk ordusu büyük güçle, keçi başı demez koçla.
82, 83'le gelebiliriz, gelebiliriz. Bir gece her güne gelebiliriz, gelebiliriz, gelebiliriz. Bir gece her güne gelebiliriz. Zehir saçtı, katil Trump zehir saçtı. İsrail'e kucak açtı, Barzani bırakıp kaçtı. Gelebiliriz, 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 gelebiliriz. Erganiyim sazımızla, Erganiyim sazımızla, oğlumuzla, kızımızla, Kürdümüzle, Lazımızla gelebiliriz, gelebiliriz, gelebiliriz.